Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount & Blade Warband'dayız. Mount & Blade Warband'da Native Gold Edition'da yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Sarrenit Sultanlığı'na kök söktürdüğümüz ve çok kıdemli askerlerle dolaştığımız bu seride bu bölüm Rodok Diyarı'na gidiyoruz artık. Ya Rodok Diyarı'na ya bilemiyorum. Kergit dışında herhangi bir yere gidelim. Sevgili dostlar, baya baya para kastık. Elit adamlar aldık ve hatta aldığım elit adamlardan birini size göstereyim mi? Bakın, Golden Lord diye bir adam 150 dinar maaş alıyor. Bir itemi var adamın. Oyunun sonuna gelsem bile erişemeyeceğim bir item. Yani Long Spike Club kullanıyor. Vurdun mu bayıltacak demek ki, ciğerini sökecek herifin. Plate Armor'u var 90'a 40 zırh ve bunlar paralı asker. Paralı asker kanka, çok yiyorlar ama... Ya bu adama damage atamazsın ki misal. Bu adam birebir de beni yok eder. Çok daha böyle yüksek anlatım kapasitem var ama bak 30 level char. O surtur hocam, adamı var ya, adamı böyle bir yerinde mıhlar yani. Bu tarz adamlar arıyoruz dostlar. Bu bölümün temel amacı bu. Bu tarz adamları bulup ordumuzun çok kıdemli ve kudretli olmasını sağlamak. Sonrasında Sarrenit diyarına dönüp bu adamlara eziyet etmeye devam edeceğiz tabii ki. Neden? Çünkü Sarrenit benim para kaynağım ve dövebiliyorum. Kıymetli dostlar, bu arada ay YouTube'dan izleyenler, şu videoya bir beğeni yav. Teşekkürler. Kanala abone olursanız da süper olur. Ben ve 6 arkadaşım. Abi gel. Gel, biz de seni arıyorduk, gel. Ben bu arada bir köye daha yağma atarmışım. Niye gaza gelip erkenden hemen ikiledim acaba? Ekmeğimi geri ver. Üzümümü ver. Üzüm yesin çocuklar. Abi şuna bak, ben envanterde kaç kilo üzüm taşıyorum ya? 2700. La hala yetmiyor mu paran? Tamam olsun. Silah tüccarında 1200. Ağır büyük baltalı mızrak. Hoca bu kullanılır da ben yani kendime bir garip seti yaptım diye... Şey yapmıyordum. İleride dur, itemleri tekrar dizeriz. İleride bir kartlar tekrardan dağıtılır illaki. Zırh tüccarında 1000. Abi yani öyle böyle değil. Şu armora bak, 15 güç istiyor. Şu armoru giysem zaten beni kimse dövemez ki. 10.000. Alayım mı? Alayım mı armoru? Alayım. Kalan bütün her şeyi buraya satayım. Bence para ödemeden bu işin içinden çıkabilirim abi. 3000. 3000 dinara, kafamdan dolayı göremiyorsunuz muhtemelen kameradan. Şu armoru bir yedek olarak alayım mı? Aldım anasını satayım ya. Ağırlık 40 kilo diyor yalnız. Bunu nasıl taşıyacağız ulan üstümüzde? Tamam abi, yemeğimiz bol. Yemeğimiz bol, sıkıntı yok. Ben veririm 3000 buna. Tekrardan ben yağmaya gidiyorum bu arada. Şu yeni adamları bana bir göster bakayım. Ay. Abi atlı okçular. Ekipman göster, ekipman. Yani bir Golden Lord değilsiniz ama siz de havalısınız hocam. Siz de havalısınız yani. Bova mova bak abi. Vurdum, o sürtecekler galiba. Skill göster, skill. Fena değil, fena değil. İyisiniz abi. Ben yağmaya gidiyorum geri. Adios. Bir 2-3 köy yağmalayalım arda arda. Şu Karkan'dan da bir elit asker bakalım mı? Hocam siz kimsiniz? Bu da Golden Lord. Ben ve 5 arkadaşım. Abi gel. Bütün malımı mülkümü verdim adamlarıma bu arada. Bütün malımı mülkümü bu adamlara verdim birader. 6000 para alınır mı haftalık ya? Abi haftalık 6000 para ne? Haftalık 6000. Ben fight'a girmek istiyorum. Lütfen gelin ve benimle kapışın. Sevgili Gece Kuşu. Hay YouTube demiş. 22 lira göndermiş. Kesene bereket Gece Kuşu, sağ olasın. Bu arada bu video canlı yayında çekiliyor sevgili dostlar. Bu ve bunun gibi birçok içerik için, canlı yayın tekrarlarını anında izleyebilmek için katıl üzerinden kanalı destekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Zorunda mısın? Değilsin tabii ki. Hiç destek vermesen bir sıkıntı olur mu? Asla olmaz. Neden sıkıntı olsun? Bak bu adamları köyde deneyeceğim. Beni bir yakalama. Ama beni takip et. Beni takip et. Köylerinden birini yağmalayayım ki. Yok mu lan şuna meydan dayatacak biri? Dur.
Sen bir köyü möyü yağmalarsın aslanım. Sen bir köyü möyü yağmalarsın. Ben o köyün avcıları ile bir gelirim sana. Kalede şey yapmak istemiyorum yani, meydan savaşında girmek istemiyorum. Yok mu ya burada burayı savunacak kimse? Ama sen yağma atmaya gidiyorsun. Ya beni bir boş ver, beni bir bırak. Sen beni bırak. Sen kendine bak, yağmala bakayım bir yeri, ben sana neler ediyorum. Şeytan diyor olan gir diyor ama lönk diye de bana girmesin o. Ben şöyle bir Asaray diyarına doğru yavaş yavaş kayayım. Akkadan Noyan ve askerlerinden mi kaçıyor? Arkadan Noyan nerede? Aha! Akkadan Noyan. Oğlum geliyorum, yapış. Efendim sevgili Doğukan Mahmut Arıcı'dan 55 lira var. Abi bu adamlar çok şeye, neyse, ona nasıl benziyor bunlar demiş. Neye benziyorlar bu adamlar? Ama Lord Akadan'ın yanına yardıma yetiş. Ben şu an Kergit'e yamanıyorum ölümüne. Bu adamlar Golden Lord'a aşırı benziyor. Bu arada şeye benziyorlar ha. Bizim yaptığımız Bir Garip Bannerlord serisi var ya Doğukan. O Bir Garip Bannerlord serisinde asiller klanımız vardı bizim. Onlara benziyorlar. Bir tek biz mi hücum ediyoruz ya? Diğerleri de geliyor değil mi? Truva filminde vardı ya, Truva Çorum, izlemiş misin bilmiyorum. Normal Truva'yı izledim de Truva Çorum var havzamda. Hamza var böyle bir tane iri yarı. Süleyman'ın pert ettiği o Hamza'ya da benziyorlar. Peki. Taş taşlı bir abiler. Baksana abi. Golden Lord, Golden Lord. Alınan killere bak. Abi ölürse de ölürler. En önden saldım adamları ama. Ay. Aslanım benim. Bak bak elite, bak elit adama. Ulan tek başına arada be. Abi ölmüyorlar lan. Bak hayalim ne biliyor musun? Elit askerlerden kurduğum orduyla bir şehir ele geçirmişim abi. Tertemiz. Bir şehir ele geçirmişim tertemiz. Bak o şehrin gelen parası bunları beslesin. Bir saniye, ben at sırtından iniyorum ya. Şu büyük kılıcı da bir kullanalım ya. Birader imrendirdiniz beni, imrendirdiniz. Vallahi imrendirdiniz ya. Efendim sevgili Cenk Barut'tan 55 lira var. Abi Varmant başlarken sence hangi krallıkla başlayayım demiş. Cenk'cim kesene bereket. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim tavsiyem, ilk kez oynuyorsan bence Swadia seç. Swadyalı şövalye basarsın. Rahatına bakarsın. Bana göre en rahatı Swadia'dır abi. Bence Swadia seç. Ama ben daha önce oyunu oynadım. Biliyorum ediyorum diyorsan Kergit çok zevklidir. Nord çok zevklidir. Nord açık ara Nord ya. Nord çok çok zevkli olur abi. Rodon tadı bir başkadır böyle. Sen de her şeyi zevkli dedin diyeceğim de öyle. Vayagir ve Sarrenit hariç her şeyi oynadım ben ya. Sarrenit'te oynadım da çok uzun soluklu olmuyor seriler. Sevgili Panço Manka abonemiz olarak aramıza katılıyor. Efendim hoş geldiniz. Aboneliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Gel birader gel. Ben çiftel kasacağım ya şu büyük samuray kılıcıyla. La bu bizim adammış. Dedim bu Sarranikli Memlük mü? Şu Golden Lord'lara bak. Cüreti de bitmiyor galiba heriflerin. Vurduğunu indiriyorlar. Samuray Joe ikiye yarmaya geldi. Birader sizin armorlar falan ne güzel ya. Abi bak bu paralı askerlerden bir ordu kurarsam şayet. Parasını ödeyemem muhtemelen ama var ya, Karladra diyarını osurturum, osurtur. Kergitanlı ile ilişkin iyileşti. Akadan Noyan'la ilişkin eksi 13'e çıktı. Senin benimle derdin ne lan?
O sana karşı şüpheci. Bence yolun kalanını kendim giderim dedi zaten. Hiçbir eyvallah yok. O bana karşı niye şüpheci biliyor musun? Onursuzum ya. Bu herif onurlu bir çar büyük ihtimalle. Ben onursuz olduğum için şey yaptı, beni sevmiyor. Sen bilirsin haspam, ben de sana çok muhtacıdım. Efendim sevgili Abdullah Boztaş abonemiz olarak aramıza katılıyor. Benden kaçabileceğini mi düşündün lan? Hepsi teslim oldu. Ama böyle bir tadı olmuyor ki. Ben sizi kesemedikten sonra böyle bir zevki olmuyor ki. Zeka veriyordum bu arada. Gücü 15 diyelim de şu aldığımız zırhı da giyelim. Selamun aleyküm. Gel gel gel. Gel beni takip et gel. Gel lan sen 60 tane acemiyle ne yapacaksın bana acaba? Kıdemli yaya var. Bir tane atlısı yok. Kıyamam. Şunu bir şurada. Dur dur senin bir şurada fotokopini çekeyim de ben. Ama şimdi boş boş savaşmak istemiyorum anladın mı? Köy yağmalarken falan dalsın. En azından ekmeğime bakayım. Yani çünkü 15K param olabilir ama adamlara da 7000 ödüyorum yani. Şunun şurasında 2 haftalık param falan var. O yüzden ben böyle buranın etrafını toplarken biri geliyorsa gelsin ki cesaret ediyorsa öyle devam edelim. Benim adamlar aşırı kuvvetli ya. Birader selamun aleyküm. Onur kaybettin. Onur kaybettin. Ne yapabilirim yani? Kim kaybetmiş de ben bulayım? Aha biri geliyor bana galiba onur buldurmaya. Çok güzel bir söz vardır bildin mi? Derler ki bizim orada etinden korkanın kemiğini. Gel gel. Var mı senin aklın matlın memlüğün? İki tanecik memlüğüm var. Yanda daha fazla asker varsa yandık. Ama buraya gelmedin abi gittin. Beni sen neden terk ettin? Bırakıp gittin. Çok ayıp ettin. Adam gitti abi. İyi bana da para lazımdı. Zevk için köylü kesmeyeceğim artık ya. Ben bütün Svadiye'yi tarumar eyledim. Emir Bilya 400 askeriyle. Kardeşim köyde gel. Diğer savaşlarda gelme. Ha bak burada var ya kergitler sarran ikla avlıyor. Sizde para yok galiba. Ben buradan sesi direkt atlayıp Vayagirilere doğru mu gitsem? Vayagir'e giderken böyle bir paramız bitmesin de yakıtımız bitmesin abi. Aman diyeyim. Hocam yani burada yapılacak o kadar çok şey var ki. Yakıtımız bitmesin hoca. Savaşçı kadın. Bir kılıç kardeşi kolay yetişmiyor. Selamun aleyküm. Gel pazar yerine. La 2K'cık parası var ya. Silah tüccarı. Bu ne abi? Bu ne lan? Onun böyle kalkan mı olur? Kardeş bu dolandırıcılık. Hani ürünler boşa gitmesin bari item alayım dedim de bu resmen dolandırıcılık yani. Kıçımın kenarını bile örtmüyor o şey ya. Abi 1K at tüccarı. Savaş atı ver. Savaş atı yerine şunları al. Üzüm pahalıymış. Üzümün bu kadar yüksek moral etkisi varsa ver onun yerine. Şunu 750. Bir günlük yaban domuzu. Şunlar çürümeden bir satmak lazım. Ver. Abi handa kim var handa? Öylesine paralı süvari. Yani. Yemez. Handa kim var? Arbeletli. Ya o arbeletli okçuyu ben ne yapayım ya? Hocam şu 2 günlük malzemeleri bir al. Silah tüccarında 1000 var. Ne verebiliyorsan ver. Oo bu zırh seti ne güzelmiş lan.
Kalın plate armor. Üstümde nasıl durur kim bilir. Ama üstümde nasıl durduğuna bakamam. Neden? Çünkü o kadar giyebilecek yeteneğim yok. At tüccarı 1K. Şehir şehir gezmek dışında hiçbir şey. Buraya kadar gelmişken acaba bana burada işletme verirler mi? Benim işletme açma hayalleri yalan. Abi kelimenin tam anlamıyla yalan bu arada. Şurada gıdalar dursun. Benim işletme açma hayalleri yalan. Niye? Çünkü şehrin lordu onurluysa hayatta bana kimse orada işletme vermez. Acaba Rayvadin miydi böyle çok para veren Riva çek miydi ya? Riva çekti galiba. O şehrin lordu onurlu mu acaba? Abi onur, haysiyet, şeref gibi kavramlara değer veriyor muyuz? Tam cort. Aman ya Rabbim. Mercenary kaptan. Gel. Oy 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 hocam bu ne? Bir şey diyeceğim ben geri kalan adamlara atarım ki. Ya atmam. Manyak değilim. Ama 7500 falan ödüyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu Rivacek şehri için. Buranın lordu kim? Lord Meriga. Şimdi sayın hocam. Lord Meriga benimle alakalı ne hissediyor? Lord Meriga. Ne? Kutusunda büyük hissediyor mu? O önemli. Lord. Ya gelip şuradan Rayvadin'e tıklayıp Rayvadin değil Riva çek. Riva çeke tıklayıp Lord şeye tıkla. Ya benimle alakalı bir şey yok. Dayı. Lonca başkanını bir salsana bana. İşletme amaçlı toprak. Lord Meriga ile ilişkim böyleyken vermem diyor. Tanımıyorum ki Lord Meriga'yı ya. Ya arkadaş ya. O kadar uğraştırıyorsunuz beni. Ben tekrardan yağmaya gidiyorum. Görüşürüz. Ama böyle de bana dayanmaz ki yani. Bana bir şey lazım yani. Bunun devamı lazım anladın mı? Yani şimdi bak bir hafta geçti çok şükür. Mayıs 1, Mayıs 7'de bir daha ödeyeceğim para. 2 günüm yolda geçti. Benim böyle bu parayı hızlı satmam lazım. O ne lan? Benim bu parayı hızlı satmam lazım abi. Yani eyvallah para geliyor ama. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Benim ismim Samet. Bu ismi bir aklına kazı aklına. Nereye kaçıyorsun? Abi canavar mı kullanıyor bizim bu adamlar? Kara şövalyeler falan canavar mı kullanıyor? Şehir fethetmeye kalksam hiçbir bokumu fethedemem. Bütün adamlarımı pert edip çıkarlar. Ben 700 askeri nasıl pert edeyim ki? Şehir bir şey diyeceğim ya surların dışına çıkarlarsa? Abi bir çünkü bana bir para kaynağı lazım anladın mı? Selamun aleyküm lan. Gelin çarpışalım birader. Kara şövalyeme bak. Gelin çarpışalım. Sancarhan'a biat etsem o da bana toprak moprak vermez. Beni şu an hiçbir lordun isteyeceğini ben zannetmiyorum. Yani tek başıma böyle bir kale şehir kapatabilir miyim acaba? Onu düşünüyorum. Bizim işletme yalan bu arada. Görüp görebileceğiniz en onursuz adamız. Bizim CV şey yani böyle. Cehenneme kombine bilet. Yani günahlarımız Kaldradya'nın boyutunu aştı o derece. Biz nereden böyle paranın devamlılığını sağlarız? Onu düşünüyorum şu an. Benim adamım ölmemiş.
Adamın içinden geçmişim, benim adamım ölmemiş. Sakatatlar falan. Şarba Kalesi'nde 500 asker var misal. Ama Şarba Kalesi tırt gibi. Duvara saldırılıyor mu? Kuşatma Kulesi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kergitlerimi esir aldın lan. Gel buraya, gel gel Süleyman gel. Gel beygir gel. O Tonjun Oyan'ı falan kurtarayım da. Emir Nuam. Dayı. Dayı bak şimdi dayaktan gözlerini karartmaya geliyorum. Bekle beni. Bekle beni dayaktan gözlerini karartmaya geliyorum. Bekle. Efendim bu mod Steam atölyesinde mevcut. Arama kısmına Native Gold Edition yazarsanız bu modu tek tıkla indirebilirsiniz abone ol diyerekten. Yüklemesi biraz uzun sürüyor. Haberiniz olsun. Yükleme ekranı bayağı uzun sürüyor. Yükleme ekranını atlattıktan sonra ama gerçekten çok tatlı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Tamamen ücretsiz bir mod bu. Steam atölyesinde bulunan Native Gold Edition versiyon 1.4 modu. Tek tıkla indirip kuruyorsunuz hocam. Ama biraz boyutu yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bir ara save alayım. Arada şey çok iyi oldu ya. 150 kişi değil de böyle 400 kişilik bir savaşa giriyoruz ya, o çok güzel oldu. Çünkü 150 savaştığımda ben hissedemiyorum savaştığımı. Keşke bunda Bannerlord'daki gibi skor tablosu olsa var ya. Şu aldığım ayı gibi paralı askerlerin şeyini çok merak ediyorum gerçekten. Kaç kill aldı? Ne yaptı, ne etti? Bu adamların şeyini gerçekten çok merak ediyorum yani. Hocam. Ben buradaki esir adamları falan da kurtaracağım da misal. La at hareket etmedi la. Hala benim para eksiğim var. Şimdi düşünelim. İşletme açamıyorum. Sadece köy yağmalayabiliyorum. Köy yağmalarken de ürünleri götür sat götür sat götür sat falan çok fazla dert oluyor. Dostlar belki bak kaçmak ya da ordu yakalamak için değil de item satmak için ışınlanabiliriz. Hani böyle item satmak için ışınlanırız şehir şehir. Maksat para biriktirirken ya, çünkü yola bir şey yapıyorsun. Oğlum ne biçim esir düştünüz lan? Rica ederim hocam. Bak bütün kergitlerle ilişkimiz ilerliyor. Bana iyilik yapan nasıl? Golden Lord nasıl esir verdin? Golden Lord'u varmış herifin. Tamam. Kergit kargıcısı ver. Tamam. Ya dostlar çünkü şimdi hani böyle bak mırın kırın etmekten dolayı değil, yanlış anlamayın lütfen. Yeterince adamım var bu arada. Ama şu kergi tatlılarını da alalım. Oyun bozanlıktan da değil. Tek sıkıntı şu. Birader köyü yağmalıyoruz. Satmaya 3 gün gidiyor. Orada dolaş, burada dolaş falan. 3 günde satıyorsun. 3 günde geri dönüyorsun. Gittim itemleri sattım geldim. Birader 8.500 dinar para ödüyorum, anladın mı? İtemleri sattım geri geldim. Abi tekrar borçtayım. Yani bir şey değişmedi hayatımda. O yüzden bence ben diyorum ki yağmamızı attık. Gittik sattık devam. Yağmaya attık gittik sattık devam. Ta ki böyle bir hani bir rahat hareket edebilecek para birikene kadar. Ya da bir şehri kıstırmak istiyorum da. Misal Karran şehrini alabilir miyiz? Abi. Bu modda asıl para şeyde. Asıl para yemeklerde. Mülteciler kaçsın ya. 378 adam var adamın elinde, gelmiyor. Urmu'dan Oyan'ı falan kurutmuş herif. Ben buralara yağmayı basıyorum. Ama şey yapıyoruz. Biz hanlara gidiyoruz.
Hanlardan adam alıyoruz. Işınları pandan adam almak birazcık böyle bir yakışıksız olur. O yüzden eliminen dayı eliminen taktiğiyle satışlara devam. Ama yani adam bırakmadım adam. Artık böyle kalemele Allah ne verdiyse. Hocam yaktım bu arada bütün şehrin etrafını. Şu an alev alev tutuşturdum. Alev alev şu an şehrin etrafı. Karşılık vermeyecek mi be? Abi vermeyecek galiba. Şu para etmeyecek dandikleri atalım. Yemek bu modda çok para ediyor. Çünkü 500-500 bak. 500 stek. Pamuk kumaşları falan geçtim. Ekmekler. Ekmekler çok para ediyor. Derileri şunları geç. Buralara da alet edevat al. Birader görüşürüz. 400 adamla şehirde otur sen de yani ne diyeyim. Herifin kıçının kılları ağrıdı şehirde oturmaktan. Şu Şarva'ya kuşatma kulesi yapmak zorunda olmasam var ya. Harbi bir deneyeceğim de kuşatma kulesi yapmak zorunda kalıyorum yani. Dostlar şu ekonomiyi bir toplasak. Bir toplasak ben onlara neler edeceğim de. Yani 8060 dinar para yiyor bunlar. Şöyle yapsak. Bak şöyle yapsak hacı abi. Bekle. Ama gerçi şehir fiyatıyla benim elimdeki fiyat aynı olmuyor değil mi? Şunu diyecektim. Hani abi atalım. Misal veriyorum. Ekmek başı 427 dedi değil mi? Şuraya atalım. Burayı toplayalım. CTRL X'le kendime ekleyeyim. Bilmiyorum. Sadece ben serinin izlenişinin kırılmasını istemiyorum. Hani 8000 altın ödüyoruz gerçekten ve 8000 altın zor. Taze tavukları falan ödedim mi zaten adamın verecek parası kalmıyor. Silah tüccarı. Bu neymiş ya? Şu kılıçları bir at hocam. Şu büyük kılıcı bir at. Şu sword'u bir al bir el alem sword görsün ya. Bir de bu teker çift el mi? Ya at garip kılıçlarını. Ne yapacaksın garip kılıçlarını? Boş ver. Kimse 3000 dinar ödetmeyecek bana. Zırh tüccarı. Allah'ım 5 kuruş para yok. 5 kuruş para yok. Hiçbir yerde 5 kuruş para yok ya. Tamam şunları satalım. Artık gelecek bölümlerde bir hal çaresine bakarız. Var mı buranın hanında adam? Aa, bu Golden Lord mu? Ben ve 7 arkadaşım. Kanka gel. Hocam bu arada an itibariyle orduda küçülmeye mi gitsek? Bak 10 bin istiyor. Şövalyeler ve kılıç kız kardeşleri kalsın. Kergitli askerleri atalım mı? Ya da gidelim bir şehir kalemale deneyelim abi. Şu ordu benden ödeme istemeden 10 bin isteyecek çünkü. Ya birader gerçekten çok büyük bir askeri güç topladık. Bak bu askeri gücü değerlendirmek lazım abi. Bu askeri gücü değerlendirmek lazım ama nasıl? Bal 2000 mi? Sen bana ağır savaş atını ver. Var mı burada adam? Ben bütün normal askerleri salıp full paralı askere döneceğim. Abi tamam. Bir de bunların ekstradan normal adamına para ödemeye gerek var mı? Şuna baksana. Kaç adam oluyor böyle? Bayağı kalabalık adam oluyor. Svadyalı şövalyeler kalsın. Bunları bir atalım. En azından 7000 ödüyoruz 67 kişiye. Ama yok ya gücümüz çok kırılıyor abi. Gücümüz çok kırılıyor. Yani bence bu adamlar da elimdeyken benim gidip bir şey denemem lazım. Benim gidip bir kale şehir denemem lazım. Aksi takdirde olmayacak gibi bu. Bal 2000 ya. Ne verebiliyorsam ver. Silah tüccarı bomboş. Zırh tüccarı. Zırh tüccarı da bomboş. At tüccarı. At tüccarı da bomboş.
Şu balı satacak bir şey bulamadım ya. Yürü bakalım şu balı da satalım. Ardından sevgili dostlar, videomuzu burada sonlandıralım. Müthiş güçlü bir ordumuz var. Bu müthiş güçlü orduyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani artık bence kesinlikle bu ordu yerinde yatmamalı. Yani 10 bin altın ödüyoruz biz bu orduya haftalık. Haftalık 10 bin altın alan bir paralı asker ordusunun çok rahat bir şekilde bence kale kule bir yer devirmesi gerekiyor ki kale devirse ne elde edeceğiz bilmiyorum. Kale devirse çok bir para vermez sanırım. Köle tüccarına falan belki şu çocuğu satmayı deneyebilirdik ama bilmiyorum neyse. Sevgili dostlar, tam burada vakit ayırıp izleyen herkese teşekkür ederekten videoyu sonlandıralım. Gelecek bölümlerde görüşünceye dek esenlikle kalın efendim. Bay bay.